Merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Neler yapıyorsunuz? Yaz tatiliniz nasıl geçiyor? Siz de benim gibi evden dışarı çıkmayanlardan mısınız? Ben bu sene İstanbul'dayım. Öyle olunca diğer böyle gezmeli, tozmalı, tatilli yazlara göre daha fazla okuyorum tabii ki. Yalan yok ama işte genel sıcaklar, kişisel olaylar, meseleler, o bu falan derken okuma yönüm elbette epey değişti benim de. Çok kalın ve beni yoracak kitaplardan uzak durmaya çalışıyorum mümkün olduğunca ama onun dışında nazar değmesin. Temmuz gayet iyi gitti. Ben de ondan böyle bir gaz alarak Ağustos ayı kitaplarımı hazırladım. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizden ricam, eğer içlerinde okuduklarınız varsa lütfen yorum olarak yazın ya da okumak istedikleriniz varsa da yazın. Belki böyle 3-5 kişi oluruz. Bir Instagram veya duruma göre Telegram grubu açılabilir. Beraber keyifle okuruz. Şu dönemlerde grup okumaları iyi oluyor diye düşünüyorum. Zaten benim de grup kitaplarım da var. Şimdi hep beraber konuşacağız. İlk kitabım Genel Evde Yaz, İrfan Yalçın'dan. Bu kitabın aynı zamanda filmi de var. Film uyarlaması yapılmış. Genel Evde Yaz, işte adından belli olduğu gibi seks işçilerinin o hayatı, dramı, duygusal tarafı ve işte kadın gözünden oradan yaşananlar. Bununla ilgili bir metin okuyacağız. Oldukça merak ediyorum ve okuduğum, araştırdığım kadarıyla dilinin çok rahat aktığını biliyorum. Eğer öyle olursa ben de külliyatını tamamlamak istediğim yazarlara bir yenisini daha eklerim. Nedense böyle bazı kitaplar için önceden hissederiz ya onu çok seveceğimizi. Bu kitap için de onu hissediyorum. Bakalım artık. Edward Louis zaten bir önceki Edin'in sonu kitabı. Bir önceki alışveriş videomda bahsetmiştim. Fransız edebiyatına ait bir eser. Merkeze bir çocuğu alıyor ve etrafında şiddet, ırkçılık, homofobi gibi konuları işliyor. Oldukça etkileyici konular benim için. O yüzden bunu da koydum. Hem de çok ince. Şöyle göstereyim. Rahat gider diye düşünüyorum. Tove Ditlevsen'dan Çocukluk adlı metini okuyacağım. Bu da böyle küçücük, kısacık. 95 sayfa bir kitap. Instagram'da Pinucas şey yapmış, bir etiket havuzu oluşturdu. Kısa Kitaplar Festivali diye. Ben de oraya katılıyorum. Nasıl olsa yaz dönemi elimdeki kısa kitapları eriteyim diyorum. Hatta kısa kitaplarla ilgili bir video çekmek de istiyorum ama birkaç böyle isteyen vardı ama hep üşeniyorum, erteliyorum nedense. Belki o videoya girer, bir de benim için eğlenceli, akıcı da olur diye çok merak ettiğim için de çocukluğu koydum. Üç tane kitap buradan geldi ve Fuat Sevimay, Kapalı Çarşı. Fuat Sevimay'ı çok seviyorum. Dönem dönem özlüyor insan sevdiği yazarların kalemini. En son Anarşik'i okumuştum. Merve de benden gördü. Benim tavsiyemle Edin'de aldı, okudu. Çok çok beğendi. O zaman Merve ile dedi ki Ağustos ayına bir Kapalı Çarşı yakışır. Ağustos için de bunu koyduk. İki tane Türk edebiyatı koydum ama duruma göre okumak istediklerim var. Eğer zamanım kalırsa banko kitaplarım daha var da bu videoda coşmak istemedim. Onları da koyarım. Şimdilik iki Türk yazar seçtim. Bir başka kitap Saranoviç'ten Savaştaki Kız. Şu dönem böyle rastlantısal olarak savaş karşıtı kitaplara çok fazla elim gitti. Öyle denk geldi ve hoşuma da gidiyor. Kitaplar ağır da gelmedi duygusal olarak. Çünkü yazın çok okumak istediğim tarz olmayabilir aslında ama nedense çok çok sevdim okuduğum bütün savaş karşıtı kitapları bu yaz içinde. Savaştaki Kız da uzun bir süredir kütüphanemdeydi. Artık fırsat bu fırsat, listeye ekleyeyim dedim. Bir kızın, aslında gayet mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşayan bir kızın birden kendini iç savaşın, acıların ortasında bulması ve Amerika'ya kaçmak istemesi, bir savaşı, o savaşın yıkımlarını küçük bir kız çocuğunun gözünden okuyoruz. Sanıyorum arka kapaktan edindiğim bilgiye göre onun bir yetişkin halinden de görüyoruz olayı. Evet, Amerika'ya yerleşiyormuş ama yıllar, on yıllar sonra bile ülkesine döndüğünde o tekrarlanan acılar, travmalar tabii ki de peşini bırakmıyor. Onun hikayesini okuyacağız. Savaştaki Kız da böylece Ağustos listesine girmiş oldu. McEwan'ı çok 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 seviyorum. Ayın 15'inde, Ağustos 15'te McEwan Kayıp okumayı düşünüyorum. Eğer elinizde varsa siz de bana katılabilirsiniz.
Kayıp bir küçük bir kızın, 3 yaşındaki bir kızın babasının yanından bir süpermarkette alışverişe giderken kaçırılmasıyla, kaybolmasıyla başlıyor bir hikaye. Bunun üzerine aslında bir ailenin o acı döngüsünü okuyoruz. Bilmiyorum benim için bir anne olarak nasıl olur şu dönem böyle bir kitap okumak ama McEwan zamanım geldi. Grupta da böyle sık sık konuşuyoruz Telegram üzerinden. Çok son zamanlar bahsi geçti o yüzden. Ben de Kayıp kitabını almak istedim. Çok merak ediyorum bu kitabı da. Okuyanlar varsa yorum bırakabilir. Benim gibi McEwan sevenler de dediğim gibi alabilir. Beraber okuyabiliriz. Ishiguro biraz garanti yazarlarımı da koydum. Ishiguro'dan Beni Asla Bırakmayı koydum. Son zamanlar belki de böyle en okumaktan zevk aldığım yabancı edebiyata ait yazarlardan bir tanesi Ishiguro. Böyle hızlı hızlı tüketmek istiyorum bütün kitaplarını. Beni Asla Bırakmayı koydum. Sanıyorum en merak ettiğim kitaplarından bir tanesi de hatta en merak ettiğim de buydu. Bakalım nasıl bir deneyim olacak benim için. Çocuklukta İmal'in izi, boşluk hissi. Telegram psikoloji okuma grubum var bildiğiniz gibi. Temmuz kitabından dolayı çok ön yargılıydım. Beni şaşırtmadı. Ama Ağustos kitabıyla da ilgili bir o kadar umutluyum. O da beni şaşırtmayacak diye umuyorum. Gülsün Arıkan çevirisiyle Dr. Jones Webb'den Çocuklukta İhmalin izi, boşluk hissi. Bunu okuyacağız psikoloji grubuyla beraber. Ve benim ne zamandır okuduğum, belki birçok insana önerdiğim ama bu bir seri. Seriyi birçok insan benden sonra başlayıp bitirdi. Ben hala bitirmedim. Şoloov'dan Bir Rus Destanı, Durgun Don 1 ve 2'yi gerçekten çok sevmiştim. 1 benim için çok çok daha önde, 2'yi de oldukça sevmiştim. Ama nedense bıraktım çeşitli sebeplerle. Araya başka planlar, programlar girdi. Ben zaten serileri böyle arka arkaya tüketmem, yıllara yayarım. Maalesef huyumdur. Durgun Don 3'ü de aslında yaz döneminde okumayı hiç istemiyordum. Fakat bizim Telegram'da grup var. 1001 kitap grubu. Biliyorsunuz videosunu da yayınlamıştım daha önceden. O grupla beraber böyle kitaplar üzerine, edebiyat üzerine sohbet ederken Durgun Don'dan konu açıldı. Okumak isteyen arkadaşlar varmış. Bir yan grup oluşturuldu Durgun Don'la ilgili. Ben de hazır bir grup oluşturulmuşken bu sene gireyim ve bu kitap da artık bitsin. Seriyi tamamlayayım çünkü çok çok seviyorum. Yazarın diğer serisi de elimde diye Ağustos'a koydum. Grupla beraber okuyacağız. Bir başka bir kitap. Gok. Papini'den Gok. Oldukça değişik, enteresan bir kalem Papini. Gok'ta da Birinci Dünya Savaşı'nda böyle Amerikalı bir neydi, ben de arkadan kopya çekeyim, milyarderin dünyayı dolaşmasının hikayesini anlatıyor aslında. Çok ilginç. Gandhi'den Freud'a, oradan Einstein'a bir sürü insanla, ünlüyle görüşüyor, tanışıyor. Onun hikayesi Gok. Çok merak ediyorum. Bu da hani cüsseli bir kitap. Oldukça kalın ama 200 küsür sayfa. Ama hani okunması kolay olur mu, zor olur mu bilmiyorum ama birden içimden geldi nedense. Papin'i okumak istedim. Birden bir şeyler dürttü ve Başak al bu kitabı koy dedim. Çok zorlarsa tabii ki daha sonra devam etmek üzere bırakabilirim. Elimde bir ton yarım kitap var. Arada yeni kitaplar girer, sizlerden öneriler olur, araya onları alırım. Ne olur ne biter bilmiyorum ama bu seneki, ya yani bu ayki Ağustos ayındaki programım bu şekilde, bir toplu göstereyim. Çoğuna sadık kalacağımı düşünüyorum, çok büyük bir sürpriz olmazsa. Belki bir iki kitap dediğim gibi değişebilir. Şöyle göstereyim. Fotoğraf çekmek isteyen oluyor. Evet. Benden bu kadar. Siz de Ağustos planlarınızı yazabilirsiniz. İşlerinden okumak istediklerinizi yazabilirsiniz. Beraber okuyalım dediğiniz varsa onun için de bilgilendirebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Dikkat edin. İyi okumalar, güzel tatiller. Bay bay.